Herkese merhabalar, ben Alican Hoca. Öğrendim ama bugün ne yapıyoruz? Soru çözümündeyiz. O yüzden o klasik yürüyüşü, klasik girişi yapmıyorum ama istersen şöyle bir yürüyüp geri çekilebilirim. Peki, soru çözümü yapıyoruz. Ne bitirdik peki? Tarım hayvancılık ünitesini bitirdik. Yani 49 tane video çektik ve en son Türkiye Hayvancılık 2 demiştik. Hayvancılık her şeyle bitti. Gelelim artık tarım ve hayvancılığı beraber böyle sorularını çözelim. Yani artık ünite bittiğinde soru çözümü değil, tarım hayvancılığının arkasından soru çözümü, maden enerji kaynağının arkasından soru çözümü, böyle ekonomik coğrafyanın kendi içinde soru çözümleri yapacağım ki biraz daha böyle burası önemli çünkü farklı soru tarzları var. Görelim ve ilerleyelim. Hadi başlasın mı artık? Öğrencilerim karşınıza soru çözüm var ve bu soru çözümünde ilk sorular şöyle gidelim. Şöyle en sondan en başa doğru gideceğim. Çünkü böyle nerede bittiğini bir merak etmiştim ve şöyle gelin başlayalım. Peki ilk soru bu. Öğrendim ilk soru. Soru kökü ne? Tarım sorusu olması gerekiyor. Ve farkında mısın? NADAS'la başlamış. Bana NADAS'ın tanımını yapmış. NADAS'ın tanımını anlatmış. Ama önemli bir cümle var burada ki klasik bir sorudur bu. NADAS'a ayrılan alan son yıllarda azaldı. Acaba NADAS neydi? Toprağı boş bırakma. Neden boş bırakıyorum? Çünkü benim bulunduğum yöre yağış almıyor. Ve ben de diyorum ki biraz bekleyeyim. Bu sene bir şey yetiştirmeyeyim. Toprak kendisini hem su hem mineral açısından bir toparlasın. Ve bana bir sonraki yıl daha üretim versin. O zaman sulama imkanları gelişirse. NADAS ne olur? Azalır. O zaman biz GAP projesiyle beraber, KOP projesiyle beraber NADAS alanlarının Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da azaldığını söyledik. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında daha fazla etkili olmuştur? Git sulamaya vurgu yapan seçeneğe ara. Çünkü NADAS ile sulama arasında bir ilişki var. O zaman sulama imkanlarının tekrar söylüyorum. Güneydoğu Anadolu'da GAP projesi ile beraber sulama imkanlarının artması. Öğrencilerim İç Anadolu'da KOP projesi ile beraber diyorum. Adı KOP'tu değil mi? Konya Ovaları Sulama Projesi. Sulama imkanlarının artması. Son dönemde NADAS'a bırakılan alanların azalmasına ulaştı. Cümle bu. Onu hatırla istedim. Bu klasik bir soru tarzı. Kesinlikle cevap Adana diyorum. Peki. Gelsin sorular. Soru 2. Bir görsel soru görüyorum ki elimden geldiğince soru çözümlerinde görsel de koyuyorum ki biraz böyle harita bilgimizi pekiştirelim. Paragraf ne yapmış? Şöyle soruyu bir görmem yeterli. Modern tarım yöntemden bahsetmiş. Hatırla. Modern tarım yöntemine intensif ama demiştim ki bazı yayınlar var. Böyle eyle de kullanan yayınlar var. Entansif diyor. En. Peki hocam bunun karşısında kim vardı? Bunun karşısında ekstansif vardı. Yani modern tarım yönteminin adı entansif. Modern olmayan geleneksel tarım yöntemine de ekstansif tarım yöntemi deniyordu. Peki soru kökü verimliliği arttırmak için insanlar modern tarım yöntemi uyguluyor. Peki bu modern tarım yöntemi nerede daha fazla kullanılmaktadır? Modern tarım yöntemi verimliliği artıran faktörler demekti. Sulama, gübreleme, ilaçlama, toprağın bakımı, makine kullanımı gibi, tohum ıslahı gibi faktörleri çok iyi kullanmak demekti. Peki nasıl anlatmıştım dersi? Türkiye'de kıyı Ege, Türkiye'de Akdeniz kıyısı, düzeltiyorum cümlemi, kıyı Ege, Güney Marmara kıyıları, Türkiye'de böyle modern tarım yönteminin yani diğer adıyla intensif tarım yönteminin en iyi uygulandığı yerdi demiştim. Bak bilgiyi biliyorsan nasıl kullanacağını gör istiyorum. O zaman benim renklendirdiğim yerden kim varmış? Bursa varmış. Bursa Türkiye'de Güney Marmara, Marmara kıyısı, Akdeniz iklim koşulları ve tabii ki modern tarımın o kriterleri denilen sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı gibi faktörler çok iyi uygulanıyor. O yüzden öğrendiğim kesinlikle Bursa. Hocam İç Anadolu'da sulama yeni yeni gelişmedi mi? İşte yeni yeni oluyor. Şırnak, Iğdır, Sinop öğrencilerim halen arzu edilen modern tarım yöntemini çok iyi uygulayan yerler değil. Çünkü en iyiler buralar diyorum. O zaman bu sorunun cevabı Bursa içeren seçenek olmalı. Yani yine A seçeneği diyorum. Soru çözümü yapıyoruz. Sorular üzerinden coğrafi bir tarım hayvancılığı tekrar yapıyoruz. Hadi üstüne gidelim. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makine kullanımıyla birlikte
gerçekleşen durumlar değildir. Bu ülkede makine kullanımı ne zaman gelmişti? 1950 sonrası diyoruz. Yani Türkiye'de tarımda makineleşme 1950 sonrası başladı. O zaman Türkiye'de 1950'den bu yana makine kullanımıyla beraber ne oldu? Tarımsal verim arttı mı? Verimliliği artıran faktörler içerisinde sayılıyor. Evet. İnsan hayvan gücüne ihtiyaç azaldı mı? Evet. Tarım alanları genişledi mi? Bunu öğretimi hatırlıyorum. Eskiden burası bir mera alanıydı. Yani hayvancılıkla ilgili bir alandı. Traktör geldi ya da işte tarım aracı geldi. Mera alanını ortadan kaldırdı otları. O otların olduğu yere tarım alanı yaptı. Yani tarlayı sürdü, iri taşları temizledi ve artık burası yeni bir tarım alanı oldu. Çok klasik bir seçenektir, haberin olsun. Bazen bunu unutuyorsunuz. Acaba tarım alanı nasıl olur ki? Hani eskiden tarım alanı olmayan bir yer nasıl tarım alanına dönüşür ki diyor öğrenci. Ben de mera alanını hatırla diyorum. Hocam, makine kullanımıyla beraber mikro klima tarım ürünleri yetişebildi mi? Mikro klima zaten özel konum şartlarıyla oluşan bir şey. Yani iklimle ilgili bir şey. Makine kullanımı arttı ya da azaldığıyla oluşacak bir şey değildir. O yüzden Türkiye'de makine kullanımının artması mikro klima iklim şartlarını tetikler lafı yanlış olsa gerek. Yani Artvin Yusufeli'de zeytin traktör geldikten sonra mı oldu? Ya da işte Alanya'da muz ya da öğrenciler Rize'de turunçgil böyle şeyleri istiyor. E diyorsun ki bunun bir ilgisi olmasa gerek. O yüzden eliyorum bunu. Cevap bu herhalde. Tarım ürününde hasar kaybı azaldı mı? Makine kullanımıyla beraber bazı ürünler daha iyi toplanmaya başladı. Yani insan toplayınca zedeliyordu. Bir sonraki yılki üretimi etkiliyordu. Makine bu işi tabiri kısa daha temiz halletmeye başladı. Bu sebepten dolayı öğrencilerim E seçeneği mantıklı. O zaman biz yanlışı arıyoruz. Yanlış D seçeneği. Adım adım gidiyorum. Tane tane gidiyorum. Şöyle nasıl düşündüğüme sizler de ne olur bakın. Ve böyle soru çözümünde de sizden de aynı performansı bekliyorum. Zeytin. Kışlar ılık yağışlı. Yazlar sıcak ve kurak olan iklimlerde yetişir. Doğru. Zeytin kimdi? Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi. O makinin bir alt türüydü. Maki coğrafyada bir çalı ürünü ve maki bodur bir ağaççık ve zeytin ağaçları da makinin bir türüydü. Peki zeytin nerede yani? Akdeniz ikliminde yani. E Akdeniz iklimi nerede? Artık böyle benim gibi boyayabiliyor musun bak? Gaziantep, Şanlıurfa... Öğrencilerim buradan al. Buradan al. Akdeniz kıyısında ilerle. Kıyı Ege'de ilerle. Marmara Denizi'nin etrafını dolaş. Ben bunu sana birkaç böyle videoyu işlerken birkaç kere yaptım. İşte burası Akdeniz iklimi. O zaman gözün bu Akdeniz ikliminin tarandığı yerde bir renk arayacak. İkili mi istiyor? İki tane iki tane mi istiyor? Evet. O zaman gördüm zaten bir ve iki. Yani hocam diğerleri olamaz mı? Olamaz. İmkansız. Çünkü 5'in vurulduğu yer Mardin. Mardin Akdeniz iklimi değil ki. 4'ün vurulduğu yer böyle neresi? Nevşehir'in güneyi, Nevşehir Niğde arası. Hayır. Hatta biraz düzeltiyorum. Yok, Nevşehir Niğde, şurası Niğde. Kayseri tarafları, Nevşehir Kayseri sınırı. Akdeniz iklimi değil, ılıman karasal iklim. E burası Karadeniz iklimi zaten. Meşhur Samsun, meşhur Bafra Delta Ovası'nın çevresi. Haliyle hayır. Peki hocam 1-2 neresi haritada? Hani öğret istiyoruz. Zeytinden meşhur yerler mi orası? Dostlarım burası Aydın. Türkiye'de Aydın, zeytin adına en önemli üretim gerçekleştiren yerlerden biri. Zaten bir İzmir, bir zeytin, zeytinde bir Aydın. TÜİK verilerinde ön sıralardadır. E burası da sofralık zeytinde çok iddialı. Bursa'nın Gemlik ilçesi. Bursa Mudanya. Türkiye'de neyle bir markadır? Zeytin adına ama hangi zeytin? Özellikle sofralık zeytin. O yüzden Türkiye'de zeytin sorularında burası çok boyanır. Şurası çok boyanır. Burası da Ayvalık, Edremit'in olduğu yerler. E haliyle öğrencilerim bir de. Şöyle bir yazıyorum. Huylanıyor. Dur kalem. Rahat dur. Valla bak biz yazıyoruz o siliyor. Hah. Şimdi oldu. Ve Aydın, İzmir'in olduğu yerler boyanır dostlarım. Zeytinde hani tırnak içinde en önemli yerler buralardır. O zaman zeytin üretimi nereden çok? 1-2. E 1-2 nerede? A seçeneği. Zeytin adına soru çözdük. Peki başka? Klasik, değişik değişik soru tarzları koymaya çalıştım elimden geldiğince. Yine klasik bir sorudur. Maddeler verilir, ürünü tanıtır ve bu ürün kimdir der.
ülkemizin en önemli yağ bitkilerindendir. Haril'le ben bazen ders anlatırken şu ürün yağlık bitkidir diyordum. Hocam burada böyle yağlık bitki olmayan var mı? Biz mısıra yağlık bitki diyor muyuz? Evet, tahıllar grubunda ama yağlık da aynı zamanda yağ çıkarılıyor. Diğerleri de evet, hepsi yağlık bitki. O zaman eleyemedim. Üretim miktarı bakımından daha çok, galiba burada eleyeceğim, daha çok Tekirdağ'da oluyor diyor. Konya'da oluyor diyor. Zeytin Tekirdağ'da fazla yok. Konya'da hele ki hiç yok. Akdeniz iklimi olması lazım. Türkiye'de Tekirdağ deyince akla ayçiçeği gelir. O zaman Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli kesinlikle ayçiçeği. Sen de doğrusun. Evet, aferin. Sanayide ham madde olarak kullanılır mı? Evet, ayçiçeğinden yağ elde edilir. Hemen hemen her bölgede yetiştiriciliği vardır. Çünkü yazlar sıcak ve kurak olsun. Ama pamuk kadar da abartılı hatırlatayım, yaz sıcaklığı istemiyordu. Yani pamuk mesela 25 dereceyi zorlasın diyor. Ama ayçiçeği o kadar abartılı değil. Yeter ki güneşli gün olsun. Biliyorsunuz o güneşe bakan bir bitki. O yüzden öğrencilerim, coğrafyada diyorum, kesinlikle bu ayçiçeği. Peki şeyden yola çıkıp bir tekrar yapalım mı? Hocam Mısır'da marka kim? Yani Mısır'da öğrencilerim giriş cümlesi Tekirdağ, Konya olmaz. Giriş cümlesi ne olmalı? Konya, Adana vesaire demeliydi. Hocam soya fasulyesinde Adana ile başlamalıydı. Yer fıstığında Adana ile başlamalıydı. Yine böyle Adana, Antalya hatırla, bu bir ÖSYM sorusu demiştim yer fıstığı için. 2022 ön lisansta gelmişti. Adana'nın olduğu yer, işte Osmaniye, Şırnak falan dem vurmalıydı. Zeytin'de zaten marka giriş cümlesi bir önceki soruda gördün. Kimdi? İzmir, Aydın demesi lazımdı. O zaman demediği için, bunları almadığı için ayçiçeği demek daha mantıklı. Soru çözüyoruz. Tarım adına tekrar yapıyoruz. Muhtemelen hayvancılık soruları da koymuştum. Biraz sonra onlar da gelecek. Öğrencilerim bakıyorum neyden bahsetmiş? Ekonomik bir ürünün ekonomik açıdan önemli olduğuna bahsetmiş. Sonra diyor ki, üzümde verimlilik ekonomik değer taşıyacak ölçüde değildir. Yani klasik bir sorudur, bunu anlatırken söylemiştim. Türkiye'de bazı illerde ürünler yetişir. Ama ticari bir maksat değildir. Yani az da olsa o ilde vardır ama ekonomik kıymeti yoktur. Mesela Iğdır'da pamuk anlatırız size yıllardır. Malatya, Elazığ'da pamuk yetişebilir deriz. Ama işte niye yoğun yetişmiyor? Çünkü ticari anlamda çok kaliteli pamuk olmayacak. O yüzden hani Adana'da yetiştirmek, Hatay'da yetiştirmek, Aydın'da yetiştirmek, Şanlıurfa'da yetiştirmek daha mantıklı geliyor. O zaman üzümde de öyle. Evet, üzüm Anadolu'nun her yerinde yetişir. Ama derse çalışmıştık, üzümde marka yerler var demiştim. Açıkçası soru şu, bana marka yerler söyler misin? Dostlarım bir numara. Manisa. Zaten Manisa üzümde bir numara. Manisa, Denizli, bunlar kıymetli yerler. Hocam Türkiye'den Mersin üzümüyle tanınır mı? Tanınır dostlarım. Nevşehir İç Anadolu'da üzümün en kıymetli olduğu yerlerden biri miydi? Evet, Nevşehir özellikle şaraplık üzümde çok iddialı. Böyle gittiğinizde zaten Nevşehir'i, peri bacalarını hani gezmeye gittiğinizde sizi böyle şarap mahzenlerine falan götürüyorlar. Ben de böyle gezmiştim. Hatta şıra falan aldığımı hatırlıyorum. Peki 4 numara Elazığ. Elazığ üzümde çok kıymetli. Hafızam yanıltmıyorsa böyle öküzbaşı denilen böyle bir üzüm türü var. Bu anlamda çok kıymetlidir. 5 numara kim? Hocam 5 numara Artvin. Hocam Artvin bir ÖSYM sorusu. ÖSYM yine buna benzer bir soru hazırlamıştı. Doğu Karadeniz'de üzüm yetişir mi? Yetişir. Ama üzüm yaz sıcağı seven bir meyve. Yaz sıcağı gördükçe, güneş gördükçe şeker oranı artar. Tatlılaşır. O zaman hocam bu hava kapalıysa ne olur? Koru olur. Yani böyle ekşimse. Biz küçükken böyle çocukken severdik. Böyle üzümü böyle yersin bir hoşuna gider. Hatta böyle tuzlarsın falan yersin. Ama o ekşimse ticari anlamda bir kıymeti yoktur. O yüzden Artvin'de üzüm zorlasan yetişir ama ticari maksatlı olmayacaktır. Peki Azerbaycan'da üzüm yetişir mi? Ay çok güzel. Bunu Metin Hoca'ya söylemeliyiz. Etrafı Azerbaycan diyor yine. Ama gerçekten güzel. Peki. Hocam kuş üzümü derler. Uzun. Sizde kuş üzümü. Kuş üzümü. İri mi böyle? Çekirdekli, çekirdeksiz? İşte bir ara gittiğinde bir İnşallah. Getir görelim etrafı. İnşallah. İnşallah. Şimdi sakatepe koşu de.
KPSS var mı Azerbaycan'da? Var var. Valla. Sınavlar var mı öyle? Tamam. Belge, öğrencilerim bir grafik görüyorum. Bu grafiklerde şu çok önemli bir cümle. İklim bilgisinden önce bana iklimi bir yakala. Yani sıcaklığa bak, yağışa bak ve bana şeyi yakala. Bu kim? Öğrencilerim ben de başlıyorum. Hiç soruya daha bakmak istemiyorum. Diyor ki, sana öğrettiğimi hatırlıyorum. Git Ocak ayına bak, şöyle farklı bir renge ihtiyacım var. Ocak ayında sıfırmış aylık ortalama. Sana nasıl öğretmiştim? 5 derecenin altıysa Ocak ayı bir kere o deniz kenarı olamaz. Kesinlikle karasal bir yer. O zaman burası karasal bir yer. Yazlar 25'miş. Farkında mısınız dostlarım? Yağış kısmına baktım da en iyi yağış bile 50 diyor. Yani toplama vursan, tüm ayları toplasan burası 500'ü bulamaz. Çünkü en iyi yağış bile 50 milimetre almış. O zaman burası yıllık yağışı az olan, kışları soğuk olan ama çok soğuk değil. Nereden anladım? Çünkü ben sana çok soğuğun kriterinin -10 civarı olduğunu söylemiştim. O zaman Türkiye'de -10 görürsen bil ki o Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Anadolu memleketleri. Dostlarım bu kim biliyor musun? Bu ılıman karasal ama iç Anadolu. Hocam neden mesela Güneydoğu Anadolu değil? E çünkü Güneydoğu Anadolu 30'u zorluyordu yazın, bak 30 dereceyi geçmemiş. Hocam neden böyle ılıman karasal ama Edirne tarafları değil? E çünkü orada da bu kadar sıcaklık düşmez. Ocak ayı ortalaması hatırla o dersi 3-4 derece. Çünkü Edirne yükselsi fazla olan bir memleket değildi. Ve ilkbahar yağışları değil kış yağışlarıyla bilinirdi Edirne. Ama burası öğrencilerim ilkbahar yağışları kesinlikle İç Anadolu ılıman karasal. O zaman aslında soru kendini belli etti. Sence İç Anadolu ılıman karasal, yani Tuz Gölü çevresinde sence yetişmeyecek bir ürün söylesene. İç Anadolu'da bunlardan hangisi yetişmez? Tabii ki çay yetişmez. Öğrencilerim çay, Karadeniz ikliminin ürünü. Her mevsim yağış istiyordu. Yıllık yağış miktarı iyi olsun istiyordu. Asit karakterli kahverengi kiresiz orman toprağı istiyordu. O zaman bu şartları Türkiye'de ona İç Anadolu veremez. Peki, halen tarımda mıyım diye bakıyorum izninizle. Evet, seracılıktan bahsediyor. Biz sana seracılığın ne olduğunu öğretmiştik. Ve sana diyor ki seracılık adına en önemli yer kim? Seracılıkta mantık neydi? Vurgulamış mıyız? Evet. Kış ılıklığı iyi olsun. Kışın dahi güneş kendisini gösterip ısıtsın. Ben de demiştim ki marka yer Akdeniz kıyı kesimi. Net. Türkiye'de seracılıkta favori yer ve biliyor musun? Bu geçen sene sınav sorusu olarak geldi. Seracılıkta marka Akdeniz kıyı kentleri. Başta Antalya olmak üzere Mersin, Adana, Hatay önceliklidir. Sonra bana Muğla, Aydın, İzmir diyebilirsin. Önce Akdeniz kıyısı. E peki öğrencilerim, ilerliyorum. Hayvancılığa doğru geçtim artık. Diyor ki Türkiye'de koyun sığır sayısından daha fazla. Doğru. Hayvan türleri içinde en çok koyun yetişiyordu. Senin konu mu geldi? Acıkmadın inşallah, dur. Yine etleri düşünme, kuzu etini. Koyun sayısı neden daha çok diyor. Öğrencilerim koyun sayısının Türkiye'de daha fazla olmasını ben neye bağlamıştım hatırlarsanız? Bitki örsünü. Etrafı konsantre olur musun? Ders çalışıyoruz burada. Aklına yine et geldi, kuzu eti geldi değil mi? Yine Azerbaycan toprakları geldi. Yine bozkırlar geldi, Orta Asya. Ama yiyor. Bu da yalan değil yani, maşallah yiyor yani. Peki bitki örtüsü. Dostlarım hatırlatalım. Koyunda bitki örtüsü, bozkır. Yani diğer adıyla sen. Öğrencilerim bir şey daha hatırlayın. Bizim ülkede ılıman karasal çok baskın. O zaman ılıman karasalda bitki örtüsü bozkır olduğu için bizim ülkede de koyun çene yapısı gereği bozkır denilen küçük otu daha rahat yediği için genelde bitki örtüsüyle ilişki kuracaksın. Bir de bir şey anlatmıştım. Demiştim ki peki hani bozkır ortamında, mera alanında yetişiyor ama nasıl bir ortam seviyor? Düz bir ortam olsun. Yani dağlık engebeli kısımların o eğimli arazi kısmı değil de yüksek platolar ya da orta yükseklikte platolarda yayılıp
Böyle otlanmayı seviyor. O zaman İç Anadolu'da 1000 metrelik platolar var. Ya da işte Güneydoğu Anadolu'da 600-800 metrelik platolar var. O yüzden öğrendiğim, arazi sade ise, bozkır bitki örtüsü varsa, mera hayvancılığı olarak koyun yetiştiriciliği daha iyi yapılıyordu. O yüzden Türkiye'nin koşulları da buna uygundu. Tamam. Bak oradaki cümleyi hatırlatayım. Tamam. Türkiye genel anlamda dağlık engebeli. Ama böyle her tarafta dağ değil ki. Her memlekette mutlaka düzlük araziler var. Mesela geçen böyle bir yoruma, hocam ya ben Erzurum'a siz ova dediniz ya ben şaşırdım diyor. Erzurum'da ova mı var? Şehir merkezi bazı ilçeler ova ama bazı ilçeler köylerde dağlık arazi. O yüzden her ilin mutlaka sade kısmı var ama dağ mı çok dağ mı az işte o oran önemli. Ben de diyorum ki Türkiye'de yer şekilleri olarak sade düzlükler var. Özellikle burada platolar atıf yapıyorum. Bozkır var. Bunlar da küçük baş özellikle koyun yetiştiriciliğinde Türkiye'yi öne çıkartıyor. O zaman 3 ve 4'ün ilgisi var. 3-4'ün olduğu bir seçenek var mıdır? Kesinlikledir. Öğrencilerim böyle yaklaşalım. Yani jeolojik yapının bilgisi olmasa gerek. Et ve süt miktarı bilakis koyunda değil sığırda et ve süt daha çok. O zaman tam tersi sığır daha çok yetiştirilmeliydi demesi gerekirdi. Peki eleyerek gidelim. Yaklaşarak gidelim soru tarzlarına. Öğrencilerim şunu şöyle biraz yukarı alayım ki rahatça göreyim soru kökünü. Haritada verilen illerin iklim koşulları. Bitki örtüsü dikkate alınsın. Bana arıcılıkta meşhur yeri söyle. Arıcılık adına özellikle öğrencilerim hani ÖSYM'de sormuştu ya arıcılıkta iddialı yer demek. Hani bal üretiminde öne çıkan yer olsun demek. Bal üretiminde ben sana ilk dördü hatırlatayım. Ordu. Sen de mi hatırladın? Aferin Etra abi. Muğla vardı. O zaman beraber tekrar edelim. Adana vardı. Bir de Aydın vardı. Yani Türkiye'de öğrencilerim ilk dört burasıydı. O zaman şu anda renklendirilen yerlerden kim renklendirilmiş? Ordu. O zaman Türkiye'de Ordu bal üretiminde bir numara. O zaman hocam diğer iller önemli değil midir? Önemli değil. Çünkü baktığım zaman Türkiye'nin illerine, bu verilen illere çok böyle balıyla tanınan meşhur bir yer olmasa gerek. Ama Ordu bal üretimde bir numaraydı. Haberiniz olsun. Karadeniz'de Ordu Türkiye'de bal adına en önemli yerlerden biriydi. Peki. Sorulara bakıyorum dostlar. Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verim düşükmüş. Verilenlerden hangiler hayvancılıkta verimi artırmak için alınması gereken önlemlerden değildir? Özellikle demiştim ki sana bu konuyu anlatırken burada biraz küçük baş ve büyük baştan bahsediyor. Yani sana diyor ki bizim ülkenin hani küçük baş ya da büyük baş hayvan adına verim sıkıntısı var. Yani et üretimi adına, öğrencilerim süt üretimi adına bir verim sıkıntısı var. Sence bu verimliliği daha yapmak için ne yapmalıyız? Ben de sana tuzaklar bile öğretmiştim. İşte bir tuzak görüyorum. Yerli ırk arttırılsın diyor. Oysa yerli ırk değil, şöyle di kelime. Hayvan soy ıslahı yapılsın. Yerli ırk ıslah edilsin. Islah neydi? Yani yabancı böyle daha iyi et ve süt verimi olan hayvanla normal Türkiye'de yaşayan bir cinsin çiftleştirilmesi demekti. Öğrencilerim yine suni dürlenme yoluyla çiftleştirilip melez ırklar, türler elde edilmesi demekti. O zaman yerli ırkın sayısını artırırsanız yerli ırk iyi et ve süt üretmiyordu ki melez ırkı artırmak önemli. O zaman öğrencilerim burada bir tuzak var. O zaman bu şöyle geri alıyorum. Eksi diyelim. O zaman bu aradığım cevap değil. Daha doğrusu hani bana verimliliği artırması gereken önlemlerden biri değildir diyor. Düzeltiyorum. Biz yanlışı arıyormuşuz. O zaman bu yanlış. Hani yanlış artı diyelim. Doğruya eksi diyelim o zaman. Hocam Türkiye'de besi ağır hayvancılığını yaygınlaştırmak iyi bir şey miydi? Verimliliği artıran bir şey miydi? Evet. Çünkü hayvan kaliteli yem yiyordu. Protein açısından zengin yemlerle beslendiği için eti sütü daha iyi oluyordu üretim anlamında. O zaman bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. Kaliteli yem üretirseniz hayvan kaliteli yemle beslenecek, etine sütüne yansıyor. O zaman bu da iyi bir şey. Erken kuzuları danaları kesmeyin. Çünkü erken keserseniz büyüyünce o zaman hani büyüyemeyecek. O zaman büyüseydi daha iyi et ve süt alacaktınız.
Ama küçük yaşta keserek haliyle gelecekteki potansiyeli hani harcadınız demeye çalışıyor. O zaman bu kötü bir şey. Erken kuzu ve dana kesimi önlenmeli mi? Önlenmeli. Bu da iyi bir şey. Düzeltiyorum şu önlenmeli görmedim. Erken kuzu dana kesimi önlensin mi? Evet. Çünkü önlensin ki hayvan büyüsün, ondan daha iyi et ve süt çıkartayım. O zaman şöyle izninizle toparlayayım. 2, 3, 4 hayvancılıkta verimi arttıran faktörler. Yani bunları yaparsak küçük baş ve büyük baş hayvan adına daha iyi olacak deniyor. Ama yerli ırk sayısının artması bir tuzak. Yerli ırk değil. Hayvan soylarının ıslahı artmalı deseydi, işte o da verimliliği artıran faktör olacaktı. Peki, ilerliyorum. Şöyle düzgün okuyalım. 3 hayvan türünün Türkiye'de yetiştirildiği başlıca yerler gösterilmiş. Tamam. Bu hayvan türleri kim diyor? Yani renklendirdiğim illeri bil. Ya bu soruların bak tehlikesi şu. Önce burada bir il tahmini yapman lazım. Sonra bu illerle özdeşleşen hayvan türlerini bulman lazım. Bakın elemeye gayret edeyim. Hani ben de başarabilecek miyim? Bir numara Konya memleketi. O zaman benim Konya'da özdeşleşen, Konya'yla bilinen hani hayvancılığa gitmem lazım. Soruyorum kendime. Konya Kılkesi'nde bir marka mıydı? Hayır. Çünkü aklıma Toroslar, aklıma Güneydoğu Anadolu değil de şu Doğu Anadolu'nun doğu tarafları, böyle Şırnak, Hakkari, Van tarafları geliyor. Hocam sığır olabilir mi? Lütfen buna dikkat. Koyun derken, birçoğunuz Konya derken düzeltiyorum cümlemi. Konya derken genelde koyun aklınıza geliyor. Haklı. Ama sığır çiftlikleri çoktu. Sığır çiftliklerinde bir numaraydı. O zaman sığırı kabul et. Koyunu kabul et. Kılkesini yineledim. Bak bir daha söyleyeyim mi? Sığır deyince sadece aklına Erzurum, Kars, Ardahan gelmesin. Sığır çiftliklerinde Konya marka. En önemli sığır çiftlikleri buradaydı. O yüzden kaldım. Bak iki tane eledim. Peki iki kim? İki Artvin, Ardahan, böyle Kars tarafları bir yer. Hocam bu ülkede böyle Ardahan deyince, Türkiye'nin kuzeydoğusu deyince akla kim gelir? Sanki sığır gelir çünkü mera hayvancılığı vardı. Ya diyorsun ikincisi sığır olsa iyi olur. O zaman bak eledim. Eledim. O zaman cevap kendini belli etti mi? Belli etti. Peki o zaman demek ki birde niyet koyunmuş. İkide sığırın mera hayvancılığı kısmı öne çıkartılmış. Peki gerçekten 3'te ipek böcekçiliği mi? Öğrencilerim için olduğu yeri söyleyelim. 3 coğrafyada Diyarbakır. E peki ben nasıl övmüştüm? Diyarbakır ve Antalya deyince akla ipek böcekçiliği gelir. Yani artık son yıllarda bana Bursa, Bilecik, Balıkesir demeyeceksiniz. Eskiden böyle biz coğrafya öğretmenleri bundan 10 yıl önce burayı överdik. Hatta 3 tane B derdik. Balıkesir, Bursa, Bilecik. Ama şimdi öyle değil işte. Diyarbakır, Antalya. O zaman tutarlı doğru cevabım C seçeneği. Peki. Dostlarım ilerledim. Geldim. Diyor ki bana Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki örtüleri arasında ilişki daha az. Çok klasik bir soru. Öğrencilerim biz de yapalım çünkü bu ÖSYM sorusu 2-3 kere geldi. Türkiye'de arıcılık neyle ilişkilendirilir bitki olarak çiçek çeşitleri diyeceksin. Yani orman örtüsünün zengin olması, çeşitli olması çiçek çeşitliliği arıcılığı öne çıkartır. İpek böcekçiliğinde dut meyve ağacının yaprağını yiyordu bu. Koyunda bozkırı öne çıkartacaksın. Sığırda da diyeceksin ki evet sığırda çiftlik hayvancılığı var ama mera hayvancılığı da var. E mera derken aklına çayır gelecek. O zaman hepsini ne yaptım? Bak bir ilişkilendirdim. Ama kümes ne? Kümes demek tavuk çiftlikleri demek. E tavuk çiftlikleri kapalı ortam. Haliyle hayvan yemeyerek besleniyor. Yani dışarısıyla bir ilişkisi yok. Şu bitki yiyerek büyümüyor. Hani böyle gezen tavuklar için kastetmiyoruz işte. Test tekniğinde çiftlik hayvancılığı üzerine odaklanır kümeste. Gezen tavuk, organik tavuk falan ona bahsetmiyor. O yüzden kümes hayvancılığında bitkiyle bir ilişki yoktur diyeceksin. Et, yumurta üretimindeki tavuk çiftliklerden bahsediyorum. Dostlarım galiba artık sonlara doğru geldim. E toparlayalım artık.
güzel güzel son hamleleri görelim. Türkiye'de kültür balıkçılığı, Türkiye'de sığır yetiştiriciliğinde eşleştirme istiyor. Bana önemli yerler söyler misin diyor. Hocam kültür neydi? Havuz balıkçılığı. Yani böyle denizin içine havuz sistemleri kuruyorsun. Barajların içine, akarsuların içine havuz sistemleri kurup balık yetiştiriyorduk. Peki bunun adına böyle marka var mıydı? Marka bunlar için de şöyle bakıyorum. Hemen bir Muğla gözüme ilişti. Özellikle kültür balıkçılığının deniz kısmında koyların, körfezlerin iyi olduğu yerlerde kültür balıkçılığı çok gelişmişti. Sığır'da Konya çünkü iyi dinledin. Evet. Çiftlik hayvancılığında çünkü Sığır'da Konya en önemli yerdi. Yani Konya'yı artık sadece koyunla ilişkilendirmeyin. Çiftlik hayvanı olarak büyükbaş hayvanda bir numara Konya'ydı. Onu hatırlatırım 2022 TÜİK verilerine göre. O zaman cevap kendini belli etti. E güzel. Peki bir tane daha mı? Galiba bir tane daha ve toparlıyoruz. Hadi son soru. Ne soru? Balıkçılık sorusu. Balıkçılığın gelişmesini olumsuz yönde etkileyen nedenlerden biri olmasın. Biz ne konuşmuştuk? Aslında bizde su potansiyeli çok ama balıkçılıkta bir türlü böyle dünyada bir marka olamadık. Acaba sıkıntılarımız ne? Yani burada 4 tane sıkıntı var, bir tane değil. Efendim? Kirlilik. İşte sıkıntı olmasın diyor. O zaman bu bir sıkıntı. Çünkü denizler kirlenince maalesef balık yaşayamıyor, büyüyemiyor, gelişemiyor. Ben sıkıntı olmayan yani olumlu bir şey ara. Açık deniz balıkçılığı yerine kıyı balıkçılığı. Demiştim ki kıyı balıkçılığı yaparsanız arzulanan düzeyde balığı tutamıyorsunuz. Sınırlı bir alanın içinde balık tutabiliyorsunuz. O zaman bu da iyi bir şey değil. Hani aradığım cevap gelmedi. Balık işlenen tesisler yetersiz. Doğru. Yani demek ki bunlar düzelse daha iyi olacak demeye getiriyor. Evet, belli dönemlerde av yasağı uygulansın. Ya diyorsun bu iyi bir şey. Bu kötü bir şey değil ki. Belli dönemlerde neden av yasağı uygulanır? Çünkü balıkların üremesine izin verilir. Bir balık tutmayın, bir balıklar üresin, çoğalsın. Sonra gidelim balığı tutalım. Hani o vira bismillah kelimesini diyelim. O yüzden bu iyi bir şey. Ama zararlı avlanma yöntemleriyle balık tutmak kötü bir şey. Çünkü bu da yine balığın gelişimine izin vermiyor. O zaman öğrencilerim D seçeneği tekrar söyleyelim. Etraf edebildi. Doğru cevap çünkü olumlu bir şey. Hocam, diğerleri olumsuz. Efendim? Sayenizde mi? Eyvallah. Teşekkür. Umarım öğrenciler de bu cümleleri kullanırlar. E hadi yorumlara görelim. Etraf'a yoruma yazsın. Ben ben yaptım diye. Bakalım. Kaç tane 12-13 tane soru oldu? Acaba siz kaç tane doğru, kaç tane yanlışı tahmin ettiniz? Ne olur bizlere böyle yazın. Biz de görelim. Herkes Etrabi gibi gelişiyor mu? Yoksa durduğumuz yerde miyiz? Ya da şey oluyor bazen. Maalesef o da var böyle. Bazı öğrenciler çok istisna bir şey. Hocam diyor eskiden bilmezken daha rahat seçenekleri yapıyordum. Şimdi artık biliyorum ya tereddüt ediyorum. Detay düşünüyorum ve hata yapıyorum. Yani bilmek daha bir kafamı karıştırdı diyor. Umarım işte o öğrencilerden değilsiniz. Kendinizi geliştiren öğrencilerdensiniz. Yorumlara bekliyorum. O zaman bu soru çözümü böyle etkileşimli bir soru çözümü olsun. Bakalım kim kaç tane doğru yaptı. Bize yazarsanız memnun oluruz. O zaman görüşmek üzere. Bu sefer maden ve enerji kaynaklarının konu anlatımına geçeceğim. Öğrencilerim ne olur? Ekonomi coğrafya çok güçlü bir konu. İyi dinlemelisin, sabırlı olmalısın ve pes etmemelisin. Senden isteğim o. Şu ekonomi coğrafyada benim komutlarıma uyarsan göreceksin ki buradan soru kaçırmayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.